Hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Nasılsınız? Ya da ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ben de iyiyim Gül. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sadece dinleyerek İspanyolca serimizin tanıtım yayınındayız. Bazılarınız biliyordur diye düşünüyorum. Bunu YouTube üzerinden başlatmıştık. YouTube üzerinden de bir şekilde ilerlemiştik ama oradaki hikayeler, metinler düzenli metinler değillerdi diyeyim. Hem akışta düzenli değillerdi hem de seviyelere göre ayrılmış metinler değildi. Çünkü işte bir başlangıca hitap etsin, biraz orta seviyeye hitap etsin, aralardan biraz ileri seviyelere hitabette bulunalım şeklinde kurduğum metinler olduğu için o taraf birazcık karışık ilerliyordu. Şimdi bunu bugün burada birlikte tanıtımını yapacağız. Ekstradan bir metin hazırladım sizler için. Yayın akışını gördünüz mü bilmiyorum ama bu tanıtımı yaptıktan sonra ben metni okuyacağım, dinleme çalışması yapacağız. O yüzden güzelce böyle odaklanarak dinlemenizi istiyorum. Daha sonrasında 4 adet sorumuz var. Bu sorulara cevap vermenizi bekleyeceğim. Seviyesi olanların bu sorulara cevap vermesini bekleyeceğim açıkçası. Çünkü hepinizin aynı seviyede olmayacağını düşünüyorum. Bazılarınızın hiç İspanyolcaya dair bilgisi bile olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Problem değil. Dinleme çalışmalarına katılamıyor olabilirsiniz bu sebepten dolayı ama okuduğumuzda, analiz ettiğimizde oradan birçok şey öğrenebilirsiniz ve genel manada bir fikir edinebilirsiniz. O yüzden yayında kalmaya devam edelim. Daha sonrasında bu soruları siz cevapladıktan sonra ben ekran paylaşımına geçmiş olacağım ve soruları sadece soru kısmını ekrana yansıtacağım. Bir de soruları bilerek tekrar metni dinlemenizi rica edeceğim. Sonra tekrar soruları yanıtlayacağız. En sonunda ben metni komple analiz edeceğim ve soruları birlikte yanıtlayıp bitireceğiz. Akışımız bu şekilde. Yani YouTube'da ilerlediğimiz zaman ben baştan sona sadece okuyordum. Sonra da işte metin analizi yapıyorduk ve bitiriyorduk. Ama canlı yayınlar şeklinde ilerleyeceksek eğer siz de olaya dahil olun. Aynı zamanda böyle sorular sorarak metni ne kadar anlamışsınız onları da görelim istiyorum. Hem de seviyesi biraz daha ileride olan insanlar işte daha düşük bir seviyede bir metin yapmamıza rağmen dinleme çalışması yapabilsin istedim. Bu yayın çok yoğun geçecek diye düşünüyorum. O yüzden ben direkt olarak zaten kaydedilecek. Henüz gelememiş arkadaşlar da daha sonrasında kayıtlardan izlerler. Direkt olarak yayını anlatmaya geçiyorum. Daha doğrusu seriyi anlatmaya geçiyorum. Şöyle bir ekran paylaşacağım. Ekranım ulaştı mı sizlere? Bu seriyi de zaten hazır tutuyorduk aslında ama bugün yayın olacağı için 1-2 saat önce falan yayınladık. Yani profilde yoktu daha öncesinde. Ekranımı görebiliyor musunuz? Bien, Gizem, muy bien. O zaman şimdi sadece dinleyerek İspanyolca dediğim şey benim anlattığım, kelime kelime analiz ettiğim metinleri böyle bir seri aslında ama bu seri ile neler öğreneceğiz? Önce ona bakalım. Şimdi ben bu seriye girerken önce Türkçeyi öğrenelim diye bir başlık attım ama bu böyle işte marjinal bir şey olsun. Türkçeyi nasıl öğreneceğiz falan insanlar düşünsün diye attığım bir başlık değil. Gerçekten önce Türkçeyi öğrenelim istiyorum. Çünkü hepimiz Türkçeyi konuşuyor olabiliriz ama dil bilgisine hepimiz hakim değiliz. Ya da zaten düşünmeden konuştuğumuz, her tarafına hakim olduğumuz bir dil olduğu için Ruslar diğer arkadaşların görebiliyorlar. O yüzden sende belki bir sıkıntı olabilir. Telefon ekranından katılıyorsan eğer ekran kilidini kaldırıp telefonu yan çevirebilirsin. Öyle de sorunu çözebiliriz. Geldim Türkçeyi öğrenelim bölümüne. Dediğim gibi düşünmeden konuşuyoruz. Türkçeyi düşünmeden konuştuğumuz için de başka bir dili
konuşmaya geçtiğimiz zaman düşünmemiz gerektiğinden, o dili çalışarak öğrenmemiz gerektiğinden, çünkü dil bilgisi üzerinden ilerliyoruz artık, birazcık sıkıntılar doğuyor diyelim. Bütün yayınlar kaydedilecek arkadaşlar. Bu da kaydedilecek. Daha sonrasında izleyebilirsiniz. Ya da sadece dinleyerek İspanyolca serisine katıldığınız zaman da yine kaçırdığınız yayınları kayıtlardan izleyebilirsiniz. O zaman geldim. Diyorum ki kendi dilimizi ne kadar iyi bilirsek, yani atıyorum biz bir kelime mi kullandık, bir yönelme mi kullandık, bir bağlaç mı oldu, ne oldu? Bunları ne kadar iyi bilirsek İspanyolca'da da evet tamam bu şekilde geliyormuş. Farklı bir dil, farklı bir düşünce var ama bunu Türkçe'ye bu şekilde uydurabilirim şeklinde dönüştürüyorsunuz. O yüzden biz kelime kelime, harf harf, YouTube'daki serilerimizi görmemiş olanlar için detay vereyim. Kelime kelime, harf harf, bak bu Türkçe'de böyledir şeklinde ilerleyeceğiz. İspanyolcayı Türkçe temellere dayandırarak öğreneceğiz. Çünkü neden olmasın? Zaten bir dil konuşuyoruz. Diğerini öğrenirken bundan alabileceğimiz maksimum faydayı almaya çalışacağız. Bu seri ile telaffuz çalışması yapacaksınız öncelikle. Ve telaffuz çalışması yapmanız da her seriden sonra, yani her yayından sonra tekrar edeceğim. Önemli, çünkü ağzınızın alışması lazım, kendi sesinize alışmanız lazım. Nedir telaffuz çalışması? Ben metni okudum, işte yayınımız bitti. Daha sonrasında evde kendi başınıza çalışmak istiyorsunuz. Beni dinlediniz, siz de metni aynı şekilde benimle birlikte okudunuz. Böylelikle telaffuz çalışması yapabildiniz. Dinleme çalışması yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz dinleme çalışmasını? Dedim ki bizim sorularımız var dedim. Ben metni okurken zaten ilk metin okumalarımızda ekranı açmayacağım. Direkt olarak soruları görebileceksiniz siz. O sebeple beni duyarak bir şeyler anlamaya çalıştığınızdan dinleme çalışması yapıyorsunuz. Kelime hazneni genişlet demişim. Şimdi bizim burada göreceğimiz kelimeler öyle herhangi kelimeler değil. Yani sağda solda işte şu uygulamadan, buralardan falan öğrendiğimiz kelimeler değil. Çünkü ben metinleri tamamen seviye seviye ilerlettim ve kullandığım kelimeler de günlük dilde ihtiyacımız olabilecek kelimeler. Yani önemli kelimeler göreceğiz. Haznemizi önemli kelimelerle genişleteceğiz. Örtü böcek falan görmeyeceğiz yani. Yeni fiiller öğren diyorum. Fiil nedir? Fiil bir eylemdir, değil mi? Bir aksiyondur. Yani Türkçe'de gelmek, gitmek, yapmak, etmek gibi şeylerdir. Bunları neden diğerlerinden ayırdın diye sorarsanız, çünkü ne kadar çok eylem bilirseniz, işte gelmek, gitmek, konuşmak dediğimiz şeylerin İspanyolcasını ne kadar fazla bilirseniz, o kadar cümle kurabiliyor hale geliyorsunuz. Diğer kelimelerden farkı burada ortaya çıkmış oluyor. Bağlaç ve edat kullanımı gör demişim. Bağlaç ne, edat ne diye soranlar varsa eğer, unutsunlar gitsinler. Yani bağlaç, edat çok önemli değil. Sadece orada isim olarak kalabilsin diye kullandım. Bunlar çok önemli kelimeler. Türkçede de çok önemli kelimeler. Neden? Çünkü A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar, yani hatta ana dilinizde de konuşursanız konuşun, bunları bütün cümlelerinize yediriyorsunuz. Mesela her tarafta ve diyorsunuz, ya da diyorsunuz, bu yüzden diyorsunuz, işte bundan sonra, ondan önce diyorsunuz, ya da eve, işe, okula, evde, işte okulda şeklinde kullanımlar yaptığınız zaman hangi seviyede olduğunuz fark etmeksizin bunları kullanıyorsunuz ve bunların doğru kullanımlarını öğrenirseniz eğer bütün kurduğunuz cümlelerde rahat edersiniz. Neden rahat edersiniz? Çünkü bunlar olmadığı zaman anlam o kadar düşüyor ki, yani karşı tarafın bizi anlayabilmesi daha da zorlaşmış oluyor. O sebeple özellikle harf harf, kelime kelime çeviri yaparken size bolca bunları vermeye çalışacağım. İleri seviyelerde de kullanabilin istiyorum. Çünkü en çok yapılan hatalardan haberdar ol demişim. Bunu nasıl verebiliyorum? Bunu özel derslerimden aldığım yetkiye dayanarak verebiliyorum. Çünkü orada deneyimlediğim şeyler, yani Türkçe düşünerek İspanyolca konuşmaya çalışan insanların yaptıkları hataları gördükçe, bu en çok yapılan hatalar artık benim de zihnimde yer bulmuş durumdalar. Zaten ben de aynı yollardan geçtiğim için aynı hataları ben de yapmıştım zamanında. O sebeple özellikle metinlere, hani öğrencinin karıştırabileceği şekilde cümleler kurmaya, cümleler seçmeye çalıştım metinlerde ki, bakın burada böyle diyor öğrenciler, işte siz bunu yapmayın deyip bunlardan haberdar olmanızı sağlayabilecek metinler hazırladık bu seride. Aynı zamanda İspanyolca düşünmeyi öğren demişim. Burada da İspanyolcayı yine Türkçe'de temellendiriyoruz. Yani atıyorum ben Türkçe'de bunu şu şekilde diyorsam, sonra gelip size diyorum ki arkadaşlar bu böyle ama
En basitinden işte ben açım kelimesi geldi aklıma şimdi, onu vermiş olayım. Ben açım şeklinde kullanırken biz, onlar benim açlığım var diyorlar. Yine aynı kullandıkları cümleyi aynı şekilde Türkçe'ye çevirdik. Açım yerine açlık ne demek onu öğrendik. Var ne demek onu öğrendik. Bu şekilde temellendirerek ilerleyeceğiz. Böylelikle de cümle kurmayı öğreneceğiz. Yani bu bir dil bilgisi kursu değil. Ama o kadar çok dinleme yapacağız ki, o kadar çok metin analizi göreceğiz ki, bunlardan sonra zaten nasıl kurulur otomatik olarak alışmış olacaksınız. Yani otomatik olarak çıkmaya başlayacak. Şimdi bu hikayeler A1 seviyesinden başlar. Metinlerimiz A1 seviyesinden başlıyorlar. Yani eğer İspanyolca'ya dair hiçbir bilginiz yoksa bu metinleri yine dinleyebilirsiniz, dinleyemezsiniz demiyorum. Zaman geçtikçe de zaten ben aynı şeyleri o kadar fazla tekrar edeceğim ki, ya da işte yeni bir şeyler öğrendiğimiz zaman, bakın geçtiğimiz derslerde de bunu bu şekilde görmüştük diye tekrar tekrar size sunacağım için, hiç bilmeseniz bile zaman içerisinde yol alabilirsiniz. Ama bu yol alma yavaş bir şekilde ilerlemiş olur. Çünkü siz çok yabancısınız. Yani direkt bir metin okuyup analiz ederek ilerlemek için bayağı bir zamana ihtiyacınız olur. Ekstra emek harcamanız gerekir. Hangi seviyede olursanız güzel olur. Başlangıç seviyesini bitirdiyseniz güzel olur. Nedir bu başlangıç seviyesi diye sorarsanız eğer, öncelikle bu konuşmaya giriş şeklinde bir kitap yazmıştım. Bunun içerisindeki müfredatı, yani buradaki konuları bitirdiğiniz zaman başlangıç seviyesine benim müfredatımda erişmiş oluyorsunuz. Ya da burada sıfırdan başlayarak İspanyolca şeklinde 3 aylık bir kurs yaptık. Eğer o kursu bitirirseniz yine aynı şekilde bu başlangıç seviyesine erişmiş oluyorsunuz. Ondan sonra zaten siz bu kursta cümle nasıl kurulur, cümle nasıl sıralanır, bunları görmüş oluyorsunuz. Kelimelere daha yakın olmuş oluyorsunuz. Kelime haznenizi genişletmiş oluyorsunuz. İspanyolca düşünmeye başlamış oluyorsunuz. O sebeple tekrardan bu tarafa geldiğiniz zaman, yani sadece metin analizleri yaparak ilerlemeye başladığınız andan itibaren zaten akışta bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz ve hızınız daha da ilerlemiş olur. Mesela daha ileri bir seviyedesiniz. Atıyorum A2 seviyesindesiniz. Hatta B1 seviyesindesiniz. Mesela bazen özel dersleri de öyle öğrencilerim geliyor. İşte bir sınava tabi tutulmuş, böyle bir seviye çıkarmış mesela. Ama konuşmada onu kullanabilecek bir seviyede değil hala. Ya da atıyorum her şeyi o kadar ezbere öğrenmiş ki, bu olursa şu gelir şeklinde. Sadece ezbere iyi bir öğrenci olduğu için o sınavda başarılı olmuş ve böyle bir seviye çıkarmış. Ama çok fazla eksiği var. Yani bu serilerde biz metin analizleri yaparken, aa bu da böyleymiş, evet ben bunu bu şekilde kullanıyordum çünkü şuradan geliyormuş şeklinde temelinizi sağlamlaştırabilirsiniz eğer ileri seviyelerde iseniz. Çünkü biz bir süre tamamen A1 seviyesinden ilerleyeceğiz. Çünkü sıfırdan başlayacak olan ya da sadece bu başlangıç seviyesini bitirip de dinleyerek İspanyolca serisine geçen öğrencilerin sağlam bir temel atmasını istiyorum. Atlaya atlaya gitmeyeceğiz yani. Bütün metinler aşağı yukarı birbirlerine bağlantılı olarak ilerleyecekler. O sebeple seviyenizi kendiniz artık tartıp, ha ben buna başlayabilirim ya da işte biraz daha ileri seviyedeyim ama alttaki boşlukları doldurmak benim için iyi olur derseniz eğer, bu seriye başlayabilirsiniz. Hiçbir seviyeniz yoksa, hiçbir şey bilmiyorsanız, dediğim gibi yine öğrenirsiniz ama çok fazla zaman gerektirir, çok fazla emek gerektirir, uğraşmanız gerekir ekstra olarak. Burada da size şöyle bir güzellik yaptık. Bizim bu sadece sıfırdan İspanyolca serimiz dün bitti, son dersimizi dün yaptık ama bunlar platformda kalmaya devam edecekler. Buradaki sadece dinleyerek İspanyolca serisi de aylık abonelikler şeklinde ilerleyecek, tıpkı diğerinde olduğu gibi. O sebeple eğer siz şu anda bir aylık abonelik alırsanız zaten direkt 3 aylık kayıtlara erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada kuracağımız yayınları da, yeni yayınlara, canlı yayınlara da katılabiliyorsunuz. Yani hem bunun canlı yayınlarına katılıp bir aylık bir abonelik alırsanız, atıyorum bir ay boyunca, hem de zaten 3 aylık kurs yapmışız. O 3 aylık kursun kayıtlarını da bir ay boyunca görüntüleyebiliyorsunuz. Ya da yıllık bir seçenek de var orada, daha indirimli olmuş oluyor. Yıllık seçeneği seçip işte ben Süper Peer Monkito kanalında bir yıl kendime veriyorum, bir yıl boyunca çalışacağım diyorsanız öyle bir seçenek de alabilirsiniz. Artık size bağlı, nasıl dilerseniz öyle yaparsınız ama böyle bir güzellik olsun istedik. Sadece dinleyerek İspanyolca, çünkü biraz tuhaf bir seri oldu diyelim. Alışılmış bir seri değil yani, dil bilgisi
serisi gibi gitmiyor çünkü. Bir dil bilgisi kursu gibi değil ama içerisinde çok fazla dil bilgisi barındıran bir seri olacak. O yüzden buna alışırken aynı zamanda başlangıç seviyesinde bitirirseniz eğer daha rahat ilerleyeceğinizden bunu da içerisine dahil ettik. Buradaki yayınlarımız, canlı yayınlarımız ayda 4 kez yapılacak. Yani biz her hafta salı günleri olarak odakladım şu anda. Salı günleri akşam Türkiye saatiyle 9'da buluşup 1,5 saat kadar sürer diye düşünüyorum. Yayınlar yapacağız. Bu yayınlar kaydedilecek ve aboneliğiniz süresince dilediğiniz zaman bu yayınları izleyebileceksiniz. Aynı zamanda derslere katılarak bana soru sormanız mümkün. Yalnız burası sadece dinleyerek serisi olduğundan dolayı bizim o sıfırdan İspanyolca serisini yaptığımız gibi sürekli öğrencinin aktif olduğu ya da işte soru cevap yaparak ilerlediğimiz bir seri değil. Burası benim aktif olduğum, benim anlattığım, benim açıklamalar yaptığım bir seri olacak. Anlayamadığınız bir yer varsa, kafamız çok karışmışsa o anda tabii ki bir soru yöneltebilirsiniz. Diğer öğrenciler sizin sorularınızı oylayabiliyorlar. Yani mesela atıyorum ben şuraya bir soru bıraktım. Bu bir soru mu şeklinde bir şey yazdım atıyorum. Buraya bir soru bıraktıktan sonra diğer öğrenciler eğer benim bu yazdığım şeyin üzerine gelirseniz işte orada bir gülen surat var mesela. Onlarla ilgili işte onlara basıp evet ben de buna katılıyorum şeklinde artı bir verebiliyorsunuz mesela. Ya da bunu ben yıldızlayabiliyorum, öne çıkarabiliyorum. İnsanlar bunu oylarlarsa deneyebilirsiniz istersen aynen öyle. 4 kişi mesela şu anda oylamış bulundu. Böyle bu sorunun üzerine gidip bunu oylarsanız demek ki birçok insan bu tarafı anlayamamış, demek ki birçok insanın kafası karışık deyip tekrar orayı daha detaylı bir şekilde anlatabiliyoruz. Yayın akışı da böylelikle bozulmadan ilerlemiş oluyor. Şimdi burası işte daha detaylı seviye seviye ilerleyecek dedim ama YouTube'da daha öncesinde bıraktığımız bazı yaptığımız metinler var. 1-2 yıl öncesine dayanan metinler bunlar. Eğer fikir edinmek isterseniz bunlara bakabilirsiniz ya da yorumlar kısmını okuyup mesela işte insanlar faydalanabilmişler mi, diğer insanlar bunları yapan insanlar, yani sadece YouTube üzerinden yapan insanlar ne gibi yorumlarda bulunmuşlar, bunlara da bakabilirsiniz diyorum. Herhangi bir sorunuz yoksa eğer şu anda ekranı kapatıyorum. Bir metin hazırladım. Hepiniz aynı seviyede değilsiniz biliyorum. O yüzden böyle başlangıç seviyesinden başlayıp sonlara doğru grameri diyeyim, dil bilgisini biraz daha yüksek seviyeye çıkarttığım sorular sordum. En son B2'ye vardık yani son cümlemizde. O sebeple başlangıçta basit başlayacak. Sonlara doğru eğer anlayamadığınızı görüyorsanız zaten seviyesi yüksek bir şey olacak. En azından seviyesi yüksek, mesela öyküyü görüyorum, öyküyü tanıdığım için söylüyorum. Seviyesi yüksek olan kişilerde en azından onlardan yararlanabilir diye düşünüyorum. Sonra soruları soracağım. Sorularda ekranı paylaşacağım. Siz soruları bildikten sonra, ne sorduğumu gördükten sonra metin okumaya tekrar döneceğim. Hazırsanız başlayalım. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Çok güzel. O zaman ekranımızı kapatıyoruz. Bien, muy bien. Başlıyorum. Kısa bir metin, çok fazla uzun bir metin değil. Sadece ben bu metinden sonra 4 tane soru hazırladığımı söylemiştim. O yüzden eğer kağıt kalem varsa mesela önünüzde neler söylüyorum aşağı yukarı, neler anlıyorsunuz bunları not alabilirsiniz. Böylelikle sorularda daha rahat edersiniz. Zaten 2 kez üzerinden geçeceğiz. Geliyor. Hoy es miércoles, 10 de agosto. Estamos en la clase de español. ¿Por qué habéis venido a este directo? ¿Por curiosidad? ¿Para aprender algo nuevo? ¿Por tener otros planes? ¿O para divertiros? ¿Qué nivel de español tenéis? Seguro que algunos tendréis un nivel más alto que otros. Por eso ha sido difícil preparar este texto. Espero que os haya gustado.
kez daha okuyorum. Okuyunca bana da zor geldi şimdi. Tekrar okuyorum. Hoy es miércoles, 10 de agosto. Estamos en la clase de español. ¿Por qué habéis venido a este directo? ¿Por curiosidad? ¿Para aprender algo nuevo? ¿Por no tener otros planes? ¿O para divertiros? ¿Qué nivel de español tenéis? Seguro que algunos tendréis un nivel más alto que los otros. Çok pardon ya. Seguro que algunos tendréis un nivel más alto que otros. Por eso ha sido difícil preparar este texto. Espero que os haya gustado. Şimdi siz ekranlara kapalı katılıyorsunuz ama ben çok heyecanlıyım hala. Geçiyorum sorulara. Ekran paylaşıyorum siz de görebilin diye. Şu anda soruları görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Başlıyorum. ¿Qué día es hoy? Martes 10 de agosto. Miércoles 10 de agosto. Miércoles 11 de agosto. B şeklinde cevaplar geliyor. Şimdilik B daha çok geldiği için bunu sarılıyorum. İkinci sorumuza geçiyorum. Daha sonrasında hepsini Türkçesine çevirip analiz edeceğiz bu arada. Donde, şunu birazcık size kolaylaştıracağım. Donde estamos? En un curso. En la clase de español. En superpeer. En un curso, en la clase de español, en superpeer. B şeklinde cevaplar geldi. Vale, sarılıyorum. Geçiyorum. ¿Qué nivel de español tienen los alumnos? Nivel A1. Todos tienen el mismo nivel. Todos tienen diferentes niveles. Nivel A1. Todos tienen el mismo nivel. Todos tienen diferentes niveles. C diyorsunuz. C ile devam ettik o halde. ¿He tenido dificultad en la preparación de este texto? ¿Sí o no? ¿He tenido dificultad en la preparación de este texto? ¿Sí o no? Ah, vale. Entonces, Selçuk, Gül, Ruhsar, A diyor. Öykü de katılıyor. Güzel. O halde şimdi sorular açıkken, soruları biraz daha küçültürsem hepsini aynı anda görebilin diye çok mu küçük olur sizin için? Şu anda soruların hepsini görebiliyor musunuz?
Çünkü metni okuyacağım tekrar ama sorular açık kalsın istiyorum. Mehtap görebiliyoruz diyor. Katılıyorsanız eğer görebiliyorsanız geçiyorum. Bien. Okuyorum tekrardan. Hoy es miércoles, 10 de agosto. Estamos en la clase de español. ¿Por qué habéis venido a este directo? Por curiosidad. Para aprender algo. Por no tener otros planes. O para divertiros. ¿Qué nivel de español tenéis? Seguro que algunos tendréis un nivel más alto que otros. Por eso ha sido difícil preparar este texto. Espero que os haya gustado. Bien, tekrardan geldim sorulara. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Martes 10 de agosto, miércoles 10 de agosto, miércoles 11 de agosto. Fikrini değiştirmiş olanlar ya da ilkinde anlamayıp şimdi anlamış olanlar tekrar yazabilirler. Öykü diyor ki miércoles 10 de agosto. Başka değiştirmek isteyen yok sanıyorum. Geçiyorum. ¿Dónde estamos? En un curso, en la clase de español, en Superpeer. Vale. ¿Qué nivel de español tienen los alumnos? Nivel A1. Todos tienen el mismo nivel. Todos tienen diferentes niveles. Cevaplarınızı verirken soru numaralarını da yazarsanız eğer 3A, 2B falan filan şeklinde. Bazen geç düşebiliyor çünkü cevaplarınız. Büyütüyorum. Tolga göremediğini söyledi. ¿Qué nivel de español tienen los alumnos? Nivel A1. Todos tienen el mismo nivel. Todos tienen diferentes niveles. Burada değişikliğe gitmediğinizi anlıyorum. Geçiyorum. He tenido dificultad en la preparación de este texto. He tenido dificultad en la preparación de este texto. Burayı da değiştirmediğiniz için aynısına katıldığınızı düşünüyorum. O zaman metnimizi açalım, birlikte analiz edelim. Şimdi bu metinde mesela işte başlangıç aşamasında biraz daha hafif gidiyordu. Daha sonrasında
bilerek sorular hazırladım. Çünkü normal pozitif cümleleri öğrenmek biraz daha kolay oluyor. Soru sormaya kalkışınca öğrenci biraz daha sıkıntıya düşüyor. Daha sonrasında işte şu bölümde B1'e gittik. En sonunda B2 ile durumu kapattık. O zaman yukarı doğru tekrardan geliyorum. Elimizde böyle bir metin var. Bu metni okurken, bir cümleyi çevirirken öncelikle neye bakmamız gerekiyor? Öncelikle eylemi bulmamız lazım. Yani yapılan aksiyon ne? Bunu bulmamız lazım. Ne demek eylem? Gelmek, gitmek, yapmak, etmek falan filan, bunların hepsi bir aksiyondur. Önce cümlede bunu buluyoruz. Daha sonrasında diğerlerini tahmin etmek, işte ya da tahmin ederek cümleyi çıkarmak, bilmediğimiz kelimeler varsa eğer, daha da basitleşmiş oluyor. Seviyesi yüksek olanlara bu cümle kolay gelebilir ya da zaten işte gün kullanımlarını bu şekilde öğrenmiş olanlarınız için basit gelebilir. Yine de tek tek analiz ederek inceleyelim. Hiç bilmeyenler için eylem bulmak dediğim gibi zor olacak ama bu başlangıç seviyesi kursunu ya da işte bu başlangıç seviyesi kitabı bitirirseniz daha rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. O zaman geldim. Hoy es miércoles 10 de agosto diye bir başlangıç yapmışız. Öncelikle bu cümlede eylem nedir? Eyleme baktık. Bu cümlenin eylemi, şuradaki es mesela bize tanıdık geliyor, buradaki es. Nedir bu es? Ser eyleminden gelen bir çekim. Nedir ser eylemi? Ser eylemi olmak manasına geliyor. Ser olmak olarak kullanılıyor. Şimdi bu ser eylemini çekmiş, es haline büründürmüş. Soy, ben olmak, eres, sen olmak. Es, sen olmak, o olmak pardon şeklinde kullandı. Daha sonrasına geldi, diyor ki oy şeklinde bir kelime seçmiş. Oy, bugün manasına geliyor. Bu ikisini toplarsak eğer, oy, es diye bir kullanım yaparsak, bugün olmak yani bugündür diye bir sonuca varmış oluruz. Daha sonrasında bugün nedir? Demek ki bir gün adı söyleyecek. Bugün miércoles'tir diye bir kullanım yapmış. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo şeklinde gidiyor günlerimiz. Miércoles çarşamba demek. O zaman bugündür ya da bugün olmak çarşamba şeklinde ilerlemiş. Sonra bir virgül atmış. Demek ki anlatmaya devam ediyor. Hala bugün de kaldı yani. Bugünün ne olduğunu dair daha detaylı bilgi verecek. Diez de agosto şeklinde bir kullanım yapmış. Şimdi agosto'ya baktığımız zaman zaten tanıdık gelen bir kelime. Bizdeki Ağustos. Baktık burada dies diye bir kullanım var. Sayılara da hakim olduğumuzu düşünelim. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez şeklinde ilerliyor sayılar. Dies, 10 demek. Buradaki D'yi neden kullanmış? Önce onu inceleyelim. Mesela atıyorum bugün olmak çarşamba 10 Ağustos deyip geçebilirdi. Dies Agosto deyip geçebilirdi. Türkçe'de böyle bir kullanım yapabiliriz çünkü. Ama burada D şeklinde kullanmış. D'yi neden kullanıyor? Nın vermek için kullanıyor. Bir şeyin bir şeyi kullanımlarında bu D'yi baz alarak ilerletiyor. Ağustos, un, Ağustos'un bir şeyinden bahsediyor çünkü. Ağustos'un onu şeklinde bir kullanım yaptı. Mesela atıyorum el fin de semana diye bir kullanım biliyorsanız, el fin de semana kullanımını biliyorsanız, hafta sonu demek. Çünkü semana hafta manasına geliyor. Fin son demek. İşte buradaki D'yi aslında haftanın sonu olması amacıyla bağlıyor. Haftanın sonu şeklinde kullanıyor. Aynısını burada da kullandı. Bugün çarşamba, Ağustos'un onu olarak kullandı. Devam ediyorum. Estamos en la clase de español demişiz. Yine eylem arıyor gözlerimiz. Neyi bulduk? Estamos'u bulduk. Genelde de bu eylem cümle sıralamasında Türkçe'de bizde en önemli olan şeyler hep en sona yazılır. İşte şu 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 saatte şununla bununla buralara gidiyorum dedik mesela. Bütün detayı verdik. Gidiyorum yani asıl yaptığım aksiyonu, gitmek aksiyonunu Türkçe'de sona sakladım. İspanyolca'da öyle değil. İspanyolca diyor ki öncelikle sen neyden konuşuyorsun, kimden bahsediyorsun, cümleye onunla başlayacaksın diyor. Mesela bu cümlede bugünün çarşamba olmasından bahsettiği için asıl olan konumuz bugün olduğundan bugünle başladı cümleye. Burada da
Baktık Estamos en la clase'ye direkt Estamos'la başlamış. Herhangi bir kişiyi vermemiş. Her seferinde kişi vermek zorunda mı? Değil. Neden? Çünkü zaten işte biz şuradayız ya da ben geliyorum şeklinde sadece geliyorum'u kullandığımda ya da konuşuyorsun'u kullandığımda aslında bu eylemin içinde onu kimin yaptığını ben Türkçe'de söylüyorum. İspanyolca'da da aynı şekilde bunu verebilmiş oluyorum. Daha sonrasında diyor ki sen kimden bahsettiğini söyledikten sonra o kişi hangi eylemde bulunuyor onu söyle diyor. Mesela yukarıda bugünden bahsettik. Demek ki bugünün arkasına bugünün yaptığı bir aksiyonu koymak zorunda. O yüzden hemen arkasına olmak geldi. Eylem ararken bu şekilde de aramalarınızı yapabilirsiniz. İkinci bölüme geçtim. Estamos en la clase'ye geçtim. Kimden bahsettiğine dair ekstra bir şey koymamış. Yani şuralarda başka bir şey yok. Ama estamos şeklinde bir kullanım var. Şimdi bu da yine estar'dan geliyor. Ser de, estar da olmak manasına geliyor çünkü. Estamos da yine sırayla gitti. Demek ki birilerine göre bu oynatmış estamos kullanımını. Estoy, estas, esta, estamos, estáis, están şeklinde ilerliyor. Ne yapmış? Bize göre çekmiş. Yani biz olmak şeklinde kullanmış. Biz olmak diye kullandı. Biz ne olmak? Bakalım. En diye bir kullanım yapmış. Bu çok önemli. Bu o dediğim hani bağlaç, edat kullanımları falan vardı ya. Her tarafta karşınıza çıkacak demiştim. İşte bu en onlardan bir tanesi. Her yerde göreceğiz. Ama diliniz seviyesinde konuşuyor olsanız da bu en'i hemen her cümlede kullanabilirsiniz. Bu en bulunma halini verir. Yani bir şeyde der. Atıyorum mesela masada, derste, işte Dilan'ın çantasında ya da ne bileyim balkonda şeklinde bir kullanım yaptık. Yani nerede diye sorduğumuz soruların cevabını en ile devam ettirebiliyoruz. En ile cevaplayabiliyoruz bu soruları. O yüzden en ve neredeyi ilişkilendirebilirsiniz. Demek ki biz en diye bir şey sorduğumuz zaman, gördüğümüz zaman neredenin cevabını arıyor olacağız. Estamos en demiş. Biz olmak, bakalım biz nerede olmak? La clase de español. Hadi İspanyol biraz tanıdık, İspanyolca olarak alabiliriz. Baktım buraya clase diye bir kelime var. Clase, sınıf olarak bir çevirisi olsa dahi ders olarak da kullanılıyor. O zaman şimdi clase'yi gördüm, İspanyol'u gördüm. İşte İspanyolca clase, İspanyolca dersi deyip tahminde bulunabilirim. Ama neden öyle olduğuna bakalım. Şimdi şurada bir adet la var. Biz bu la'yı da ilerleyen dönemlerde bol bol göreceğiz. Yine başlangıç seviyesi bir öğrenci mesela la'nın bir artikel olduğunu bilebilecek seviyededir. Artikeller de bütün kelimelerin önünde bir kere diyor benim bir artikel bulundurmam gerekir diyor. Bu belli olabilir, belirsiz bir artikel olabilir diyor. Şimdi burada clase kelimesi dişil bir kelime öncelikle. Aynı zamanda belirli bir ders olduğundan, şu anda bizim İspanyolca dersimiz belirli bir ders olduğundan, artikellerden, el, la, los, las içerisinden biz la'yı seçtik ve la clase şeklinde kullandık. Şuradaki de, bakalım yukarıdaki de'nin aynısı mı? Mesela yukarıda diez de agosto şeklinde bir kullanım yapmıştık. Ağustos'un onu demiştik. Baktım burada yapabiliyor muyum aynısını? İspanyolca, İspanyolca'nın dersi yapabiliyorum. Demek ki dersle İspanyolcayı ilişkilendirebilmek için, bu iki kelime birbirine bağlı diyebilmek için burada bir adet de kullanmış. Toplayacak olursam biz olmak dedik. Yani biz olmak, bulunmak. Nerede bulunuyoruz biz? La clase de español. İspanyolca dersinde bulunuyoruz şeklinde bir kullanım yaptık. Aslında o zaman ilk iki sorunun cevaplarını verdik diye düşünüyorum. Baktık sorularımıza. Kedia es diye bir kullanım yapmış. Sorumuzu da ekstradan inceleyelim. Şimdi böyle bir soru formatı varsa İspanyolca'da eğer soruyu sormak istediği şeyi o cümlenin başına alıyor. Yani bizim buradaki ke'miz asıl olan şey oluyor. Ke ne manasına geliyor? Ke'nin birden fazla kullanımı var. Yani acayip her tarafta kullanılabilen bir kelime. Her yerde de başka bir manası, başka bir işlevi var. Bu kurs boyunca bir sürü kullanımını göreceğiz. Buradaki ke'miz soru olduğu için, bir soru başlatan olduğu için ne manasına geliyor?
Dia ise gün anlamında kullanılıyor. O zaman ¿qué día diye bir kullanım yaparsak bu ne gün olarak kullanıldı? Ne gün. Es'i az önce gördük. Es olmak manasına geliyor dedik. Ne gündür dedik demek ki. Yani ne gündür o ya da ne demiştik? Bugün. Ne gündür bugün şeklinde bir kullanım yaptı. Yani aslında bugün günlerden ne diye soruyor. Dikkat ettiyseniz biz bugünü koyuyoruz, günlerden diye bir çoğulluk veriyoruz. Günlerin içerisinden hangisini seçelim diyoruz. Bugün günlerden ne? Bugün hangi gün şeklinde bir kullanım yapıyoruz? İspanyolca öyle yapmıyor. İspanyolca'da tam bir çeviri yaparsak Türkçe'ye ne gündür bugün şeklinde soruyor. Diğer yerlerde de aynı kullanımın olduğunu göreceğiz. Ne saattir diye soruyor mesela. Saat kaç demiyor da ne saattir, ne saat olmak diye soruyor. Ne gün olmak diye soruyor. O yüzden bu şekilde kullanımlara yavaş yavaş alışacağız. Baktık bugün hangi günmüş. Yukarıda gördük, yukarıdaki cümlemizde diyorduk ki hoy es miércoles diyordu öncelikle. Miércoles'i seçtik. Demek ki A şıkkımız çoktan elendi. Martes, salı demek bu arada. Daha sonra yine aynı şekilde virgülle orada da devam ediyordu. Ağustos'un 10'u kullanımı yapmıştık. Diez de agosto. 11 deseydi, 11 de 11 olurdu. Yani çarşamba 11 Ağustos demiş olurduk. O zaman felicidades diyorum. İlk soruyu doğru cevapladınız. İkinci soruya geçtim. ¿Dónde estamos? Şimdi bu da bir soru. Demek ki şuradaki ¿dónde? Bir soru başlatan bir şey olması lazım. Yani yukarıdaki ne gibi bir şey olması lazım. Buradaki ¿dónde? De nerede manasında kullanılıyor. ¿Dónde'nin de yine ¿qué? Gibi ileride başka manaları geldiğini göreceğiz ama dediğim gibi sorudan bahsettiği için nerede manasında kullanılmış burada. Estamos'u da yine yukarıda gördük. Gördüğünüz gibi tekrarlıyoruz. Yani farklı cümleler kuruyor olmamıza rağmen aslında aynı şeyleri alıyoruz. Neden? Çünkü seviye bir metinde buluştuk. Seviye bir metin analiz ediyoruz. Estamos'un yukarıda biz olmak olduğunu görmüştük. O zaman nerede biz olmak şeklinde bir cümle kurmuş aslında. Yani biz nerede olmak diye soruyor. Türkçe'ye de birazcık şekillendirirsek biz neredeyiz diye soruyor. En un curso demişiz. Curso zaten benziyor, kurs demek. En'i de biz yukarıda gördük, deda demekti. Zaten nerede sorularına biz en'le cevap vereceğiz demiştik. Burada da onu doğrulamış olduk. Curso kurs demek, un kullanımı da la kullanımı kadar çok çıkacak karşımıza. Un curso bir kurs demek. O zaman en un curso bir kurs ta demiş oluruz. Buradaki en'i biz deda olarak kullanıyoruz. Mesela evde, işte, okulda, masada, balkonda diye saymıştık ya. Burada da bir kursta diye bir kullanım yapmış. O şekilde kullandık. Neredeyiz? Bir kursta. İkinci bölüme geçtim. En la clase de español demiş. Zaten bu bölümü yukarıda aynı metinde birebir şekilde inceledik. İspanyolca'nın dersin de gibi bir kullanım. En süper peer diyorsa, süper peer burada bir özel isim olduğu için artık başına hiçbir şey almadı. Direkt en süper peer dedi. Süper peer da. Ne demek özel isim? Ona özgülenmiş bir şey demek. Mesela atıyorum Madrid'de diye bir kullanım yaptık. Madrid özel bir şehir adı. O yüzden en Madrid deyip geçiyoruz. Başka arasına hiçbir şey katmıyoruz. Tamam? Ankara'da diyorsam en Ankara şeklinde koyuyorum. Neyden bahsediyorsak onun başına bir adet en kullanıyoruz. Neden başına kullanıyoruz? Çünkü İspanyolca baştan eklemeli bir dil. İleride de göreceksiniz her şeyi böyle başına ekleyeceğiz. Bütün kelimelerin başına gelecek. O kelimeyle ilgiliyse mesela burada da Ağustos'un onu diyoruz biz. Değil mi? Ağustos'u koyuyoruz sonra onunla bağlantı yaparken sonuna ekliyoruz Türkçe'de. Ağustos'un onu. İspanyolca'da öyle değil. İspanyolca'da başta on. Ondan sonra o bağlantı kısmı en son Ağustos. Tersten getirebilirsiniz yani Ağustos, Ağustos'un onu şeklinde düşünebilirsiniz. Geldik metne döndük tekrar. Dönemedik. Metne döndük.
Buna dair bir soru yok aşağıda ama bunların her biri kendi içerisinde bir soru zaten. Şimdi soruları yine soruyla başlatmışız. Bakalım nasıl gidiyor? Porke diye bir kullanım. Ke'nin yukarıda ne manasına geldiğini görmüştük. Por da, bu çok önemli, bunu not alıyorsanız yıldızlayın. Birden fazla anlamı olmasına rağmen yüzünden, sebebiyle, dolayısıyla manalarında kullanılıyor. Yani porke diye bir kullanım yaptığınız zaman ne yüzünden, ne sebebiyle diye soruyorsunuz. Yani neden diye soruyorsunuz aslında. O zaman neden diye bir kullanım yaptık. Sonra ne yapıyorduk? Bir cümleye bakarken eylem arıyor gözlerimiz. Eylem bölümünü abeis benido'da görüyoruz. Bu bir tık daha üst bir seviye artık. Latin Amerika kullanımlarında, Latin Amerika'da böyle bir zaman çekimi yok. Onu da ekstra veriyorum. Ama okuduğumuz birçok metinde ya da İspanya ile alakalıysak eğer bu zaman çekimini göreceğiz. Burası yakın geçmiş zaman şeklinde geçiyor. Yakın geçmiş zaman dediği de şu aslında. Bugün biten, bugün son bulan eylemler. Şimdi bu cümlenin tamamı, inceleyeceğiz birazdan ama bu canlı yayına neden geldiniz şeklinde bir cümle bu. Bu canlı yayına neden geldiniz? Ne zaman geldiniz? İşte bir saat önce geldiniz, değil mi? Yayına bir saat önce girdiniz. O yüzden bu eylem bugün son bulduğu için, işte bir saat önce geldiğinizde bu eylem bugün bittiği için bu zaman çekimini kullanıyor. Bunun da çekimleri e, as, a, emos, abeis yazıyorsunuz diye bekledim ama gelmedi. Emos, abeis, an şeklinde ilerliyor. Daha sonrasında da, bu arada bunu ekstra detaylı incelemek istiyorsanız YouTube'da konusunu anlattığım bir videosu var. Oradan da gidebilirsiniz. Ama size şöyle minik yazayım. Kişilere göre bunları e as a emos abeis an şeklinde çekiyor. Ondan sonra da diyor ki eylem ar ile bitiyorsa bu arı düşürelim, ado getirelim. Eylem er yahut ir ile bitiyorsa bunları da düşürelim, ido getirelim diyor. O zaman baktık, ido'yu nereye getirmiş? Ben diye bir köke getirmiş. Demek ki ido geldiğine göre, tersten gittiğimizi düşünelim. Şu ido geldiğine göre, demek ki şu ben kökünden sonra ya er gelebilir ya ir gelebilir. Yani bu eylem ya bener olabilir ya da benir olabilir. Benir eylemi gelmek manasına geliyor. Hani bu canlı yayına neden geldiniz diye bir çeviri yaptık ya zaten. Siz geldiniz diye sorduğumuz için de abeis almış. Çünkü baktık ben olurdu. Ebenido geldim. As benido sen geldin. Abenido o geldi. Emos benido biz geldik. Abeis benido siz geldiniz. O zaman ilk baştaki bu grubumuz neden geldiniz manasına geldi. Bu A, yukarıdaki E vardı ya, işte aynı onun grubundan, onun kadar da değerli, önemli bir harf. Buradaki A da, mesela yukarıda evde, işte okulda diye bir kullanım yapmıştık ende. A'da ise eve, işe, okula şeklinde bir kullanım yapıyoruz. Yani bir yönelme var artık, yönelmeden bahsediyoruz. O zaman geldiniz nereye diye bir soru var, değil mi? Yukarıda nerede derken bunu enle ilişkilendirmiştik. Nereye derken bunu da a ile ilişkilendirdik. Yani nereye sorusuna cevap veriyorsanız eğer a ile devam edebiliyorsunuz. Este diye bir kullanım yapmışız. Este bu manasına geliyor. Directo da aslında direkt demek, yani bir şeye mesela direkt olarak yapmak. Ama canlı yayınları directo olarak kullanıyorlar. O zaman este directo bu yayın olur. Bu arada şu yukarıdaki este, yani bu kullanımı sonuna esta da alabiliyor duruma göre. Ama directo eril bir kelime olduğu için este directo şeklinde kullanıldı. Porque habéis venido a este directo, bu canlı yayına neden geldiniz oldu. Geçtim aşağıya. Nedenlerini sormuşum. Şimdi şuradaki por sebebiyle demek, değil mi? Yukarıda öğrendik. Nedeniyle, sebebiyle, yüzünden demek. Curiosidad da merak demek. Merak sebebiyle mi? Yani bu canlı yayına merakınız sebebiyle mi geldiniz?
tekrar sizin merakınız demesine gerek yok. Zaten sizin neden geldiğinizi soruyor çünkü. Merak sebebiyle mi, merak ettiğinizden mi geldiniz? Para da porun zıttı olarak düşünebilirsiniz burada. Her tarafta uyuşmasalar da böyle zıt şekilde. Por sebep belirtir, para amaç belirtir. Mesela merak yüzünden gelmiş olabilirsiniz. Ya da bir şey amacıyla gelmiş olabilirsiniz. Ne amacıyla bakalım? Aprender. Sonu şöyle er, ar, ir ile biten şeyler de Türkçe'de makmek ile biter. Yani mesela gelmek, gitmek, yapmak dedik ya, ya da atıyorum şurada yukarıda beniri gördük mesela. Bunun benir olduğunu gördük. Bu ir ile bitiyor sonu, demek ki gelmek demek. İşte bu aprender de demek ki makmek ile bitecek bir şey. Öğrenmek manasına geliyor. O zaman para aprender öğrenmek için demek. Ne öğrenmek için bakalım? Algo önemli kelimelerden bir tanesi. Her tarafta kullanabileceğiniz kelimelerden bir tanesi. Bir şey demek. Nuevo da yeni demek. Bu nuevo, nueva olarak da yazılabiliyor duruma göre. Ama algo eril bir kelime olduğu için onunla bir birlik bütünlük oluşturdu ve algo nuevo olarak kullanıldı. O zaman merak sebebiyle mi diye sormuştuk. Burada da yeni bir şeyler öğrenmek amacıyla mı, yeni bir şeyler öğrenmek için mi diye sorduk. Geçtik. Por diyor, demek ki yine bir sebepten bahsedecek. Bu sefer negatif bir kullanım yapmışız. Bunu da özellikle görün istedim. Hep pozitif öğreniyorsunuz, sonra negatifte Allah Allah bu nasıl oldu şimdi diyorsunuz ya da kuramıyorsunuz mesela. Özellikle bahsediyorum. No tener, tener sahip olmak demek. No tener de sahip olmamak demek yani. Neye sahip değilmişsiniz bakalım? Plan, zaten bizdeki plan aynı plan. Planes diyorsa planlar demek. Otro, diğer başka demek. Otros planes de çoğul olarak kullanmış. İspanyolca'da çoğul S harfi ile yapılır. O zaman otro plan, başka plan demek iken otros planes, başka planlar demek. O zaman başka planlara sahip olmamak nedeniyle mi? Yani başka planınız olmadığı için mi geldiniz diye bir soru. Ya da diye bir kullanım yapmışım. O harfi de, o dediğim bağlaç ve edat önemli kelimeler vardı ya, onlardan bir tanesi işte. O yüzden bunu da yazabilirsiniz. Veya ya da manalarına gelir. O dedik, para amaç vermişiz tekrardan. Divertir os. Şimdi şurada yine bir irli bir kullanım var. Eylem olabilir demek ki. Divertir, eğlenmek demek. Sonu böyle osla bitmiş. Dönüşlü eylem seviyesinde artık. Bir tık daha seviyesi yüksek bir eylem bu. Divertir, se'den geliyor. Eğlenmek. Bunu biz dönüşlü eylem olarak adlandırıyoruz. Sonu s ile biten eylemleri. Buradaki s ile biten eylemler de kişiye göre. Yani benden bahsediyorsa, şimdi atıyorum yukarıda aprenderi çekmeden kullandık değil mi? Öğrenmek için dedik. İşte no tener dedik, çekmeden kullandık. Başka şeylere sahip olmamak sebebiyle dedik. Divertir'e geldik, yine çekmeden kullandık. Divertir diye bırakmışız çünkü. Ar, er, ir bölümlerine dokunmamışız. Ama sonuna bir adet os eklenmiş. Çünkü bu os kişiden gelen bir kullanım. Yani bu divertir s'nin s'si kendi manasına geliyor. Divertir eğlendirmek, divertir ise kendini eğlendirmek. Eğlenmek yani. Ve bu kişilere göre mt, s, nos, os, s şeklinde çekimleniyor. O zaman geldik, sizden bahsettiğimiz için siz çekimi olan os'u almışız. Para divertir os, eğlenmek için mi diye sormuşum. Burada eğer başlangıç seviyesindeyseniz eğer, henüz şunu bildiğinizi söyleyemem. Henüz bu aşamada değilsiniz demektir. Ama burası seviyesi biraz daha yüksek olan öğrenciler de tanıtımda biraz bilgi edinsinler diye verdiğim bir cümle. Gerçekten neden geldiniz bu canlı yayına? Merak için mi? Yeni bir şeyler öğrenmek için mi? Başka planlarınız olmadığı için mi? Eğlenmek için mi? Başka bir sebebiniz de olabilir.
Gizem diyor ki yeni şeyler öğrenip gelişmek için. Işıl da aynı şekilde öğrenmek için. Çiğdem de aynı şekilde. Bien, muy bien. Öğrendiğinizi umuyorum o halde. Devam ediyorum. Gül çok teşekkür ederim. Muy bien, chicos. Devam ediyorum. Öykü, ben de seni özledim bu arada. Arada vermiş olayım. Genel olarak bir şeyler öğrenebileceğinizi düşünüp de bu yayına geldiğiniz için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Öyle bir imaj çizmişiz demek ki. O halde şimdi geldik, buranın bir sorusu var. Bu Cannibal de Espanyol Teneis'in sorduğumuz sorularda üçüncü soruya tekabül edecek birazdan. Bakalım ne demek istiyor. Az önce sorulara bakarken zaten dedik ki şuradaki ke ne manasına gelir dedik, değil mi? Ne olarak kullandık. Mesela ke dia diye bir kullanım yapmıştık, hatırlayın. Ne gün diye bir kullanım yapmıştık. Ke nibel demişiz. Demek ki ne nibelden bahsediyor bu sefer de. Hani ne gün diye sormuyor da ne nibel diye soruyor. Nibel seviye demek. O zaman ne seviye diye bir soru sordu. Hangi seviyede diyor olabilir o zaman. Mesela diğerinde kedia derken ne gün, yani hangi gün diye bir kullanım yapmıştık ya. Burada da kenibel derken ne seviye, yani hangi seviye diye soruyor olabilir. Baktık şuradaki D'yi yukarıdan, hatırlayın ne demiştik? Bu bir şeyleri bir şeylere bağlar demiştik. Espanyol, İspanyolca. İspanyolcanın seviyesi o zaman, değil mi? İspanyolca seviyesi diye bir kullanım. O zaman ne İspanyolca seviyesi diye bağlamış. Ne lazım bize? Eylem lazım. Öncelikli olarak ona bakmamız lazım. Yukarıda tenerin sahip olmak olduğunu görmüştük. Buradaki teneis de, tenerin çekimlerini hızlıca veriyorum. Tengo, tienes, tiene. Tenemos, teneis. Hops. Tiye'nen diye gidiyor. Hangisine denk gelmiş? Teneis'e denk gelmiş. Yani ne diyor? Sizden bahsediyor. O zaman siz sahipsiniz diye soruyor. Yani ne seviye İspanyolcaya sahipsiniz diye sormak istiyor. İspanyolcanız hangi seviyede diye soruyor. Şimdi dikkat ettiyseniz bunu bizim Türkçe'de kullandığımız gibi İspanyolcanız deyip işte sizin İspanyolcanız, mesela atıyorum vuestro español diye bir kullanım yapmadı. O yüzden böyle tam çeviri yapmamak önemli. Kelime kelime bu işleri çevirmemek. İspanyolların Türkçe'de nasıl bir düşünme yapısına sahip olduklarını görmek bu yüzden önemli. Sizin İspanyolcanız, vuestro sizin demek. Sizin İspanyolcanız ne seviyede, hangi seviyede bir kullanım yapmıyor o yüzden. Tamam. Hangi seviye İspanyolcaya, ne seviye İspanyolcaya sahipsiniz diye soruyor yani. Çiğdem diyor ki A2 1 bölümünde imiş. Bien, muy bien. O zaman sonra ben de demişim ki burada işler biraz daha B1 seviyesine çıkıyor artık yavaş yavaş. Seguro que diye bir başlangıç yapmışım. Bu seguro que'ler falan da cümle başlatmak için çok güzel şeyler. Başlangıç seviyesindeki birisi için biraz daha yüksek belki ama şimdiden bilelim madem gördük. Seguro kesin demek. Seguro aslında birden fazla manaya geliyor bu arada. Güvenlik manasına bile gelebiliyor. Emin olmak derken mesela yine eminliğe denk geliyor. Tek başına böyle seguro kullanırsa, bir de hele bunu K ile bağlıyorsa, kesin gibi bir manası oluyor artık. Kesin ki, mesela burada hani K'nin birçok kullanımı olacak demiştim ya, bu onlardan birisi. Sorularda hatırlayın, şuralarda mesela K nibel demişiz atıyorum. Ya da diğer soruları sorarken yine buralarda tilde vardı. Tilde dediğim bu E'nin üzerinde çizginin olması. Buna tilde diyorlar. Acento da diyebiliyorlar ya da. İşte öyle bir tilde olursa, böyle bir çizgi olursa o zaman bu K ne manasına gelirken, eğer böyle bir çizgi yoksa daha çok Türkçedeki ki manasına geliyor. Şimdi ne demek ki? Ki aslında bizim böyle cümle kurarken ki dediğimiz bir kullanım yok. Ama cümlelerimizi biraz detaya indirirsek aslında biz de bolca, Türkçede de bolca bu ki'yi kullanıyoruz. Bu ki mesela atıyorum dedik ki işte Tolga dedi ki diye bir kullanım yaptım.
Şimdi Tolga dedi ki deyip Tolga'nın ne dediğine giriyorum. Ama aslında dedi ki işte Tolga sana söylemeyeceğim dedi. Türkçe'de böyle işte kiler miler hiçbir tarafta olmadı. Ama Tolga sana söylemeyeceğim cümlesini Tolga dedi ki bana söylemeyecek falan gibi bir şeye çevirdiğimiz zaman bizim de bolca kullandığımızı umuyorum ileri seviyelerde bir arada göreceğiz. O zaman burada Seguro'yu kesin diye aldık. Kesin ki diye bir bağlam yaptı. Neden kesin ki diye kullanıyor? Çünkü hani neyden emin olduğunu, neye kesin gözüyle baktığını açıklayacak birazdan. Algunos kelimesi de yukarıdaki algo ile birlikte verdiğimiz önemli kelimelerden bir tanesi. Algunos da algun bazı demek ya da herhangi bir olarak kullanılıyor. Çoğul olarak kullanıldığı zaman da bazılarınız olabilir, bazıları olabilir, bazılarımız olabilir. Yani bazıları manasına geliyor. Artık onu eylemi kimde çekimlerseniz. Mesela algunos tene istedim atıyorum tamam mı? Hani yukarıdan verdiğimi düşünün. Siz sahipsiniz demiştik. Bazılarınız sahipsiniz olur. Algunos tenemos dersem bu sefer bu bazılarımız sahibiz olur. Algunos tienen dersem bazıları sahipler olur. Eylemi nerede çekiyorsak orada önem arz ediyor. Şimdi bu tendreis tamamen B1 çekimi bir kullanım. Tenerden geldiğini ama bence görebilirsiniz. Mesela sadece şuradan bir işte yani sadece şuna bakarak bile ha belki bunun yukarıda gördüğümüz tenerle ilişkisi vardır dememiz mümkün oluyor. Eylem çekimlerinin de güzelliği orada. Sonuna böyle eis eklemiş. Mesela şimdi şurada da bir sonunda eis var ve biz bunun siz olduğundan bahsettik. Demek ki bu da sizden bahsediyor olabilir diye bir tahminde bulunursanız ne güzel olur. Tendireis kullanımı bu bir tahmin zamanıdır. Mesela tahmin zamanı nedir? Ne zaman geleceksin? 5'te gelirim. Ya da atıyorum dedim ki Dilan nerede? Evdedir herhalde salı günleri canlı yayını var dedi mesela. Hani bilmiyor ama evdedir deyip tahmin ediyor. Yani biz yaparım, ederim, gelirler, gideriz, görürüz falan diye kullandığımız bu eylem çekimlerini şu çekimde veriyoruz. O zaman dedi ki kesin ki hani eminim ki diye bir kullanım yapıyor. Bazılarınız sahipsinizdir. Tahmin ediyor çünkü. Kesin gözüyle baksam bile ben hala bunu tahmin ediyorum, değil mi? Çünkü bilmiyorum. Belki de hepiniz aynı seviyeye çıkacaksınız. Bilemem. O zaman kesin ki diyor, eminim ki bazılarınız sahipsinizdir. Neye sahipsinizdir? Un'u gördük yukarıda. Un bir manasına geliyordu. Nibel'i de gördük. Seviye demek. Bir seviye. Bazılarınız bir seviyeye sahipsinizdir diyor. Nasıl bir seviye şimdi bakalım. Mas da yine çok önemli kelimelerden bir tanesi. O yüzden kırmızılıyorum. Mas daha manasına geliyor. Daha çok olarak kullanılıyor. Yani algunos tendreis un nivel mas alto. Alto yüksek demek. Mas alto daha yüksek oldu. O zaman bazılarınızın daha yüksek bir seviyesi vardır diyor. Şimdi daha yüksek, işte daha iyi, daha kötü, ne bileyim daha aşağı, daha düşük bir seviye diye bir şey kullanıyorsam eğer ben burada bir karşılaştırmaya gidiyorumdur, değil mi? Daha dediğime göre şimdi bazılarınızı diğerleriyle karşılaştırıyorum demek ki. İşte buralarda karşılaştırmaya gittiğimizde de yine bir K ortaya çıkıyor. Bu da K'nin başka kullanımlarından bir tanesi. Buradaki K de kıyaslama. Karşılaştırma K'si. Karşılaştırma K'si. O zaman kimlerden yani senden daha yüksek, öbüründen daha düşük, benden daha iyi diye biz karşılaştırmaları dandanla yapıyoruz ya. İşte burada dandanı bu K almış oluyor yani. O zaman geldim eminim ki bazılarınız sahipsinizdir bir seviyeye. Nasıl bir seviyeye? Daha yüksek bir seviyeye. Kimden daha yüksek bir seviyeye? Otros. Otros'u da biz yukarıda başka diye gördük. Başkalarından. Mesela buraya los otros da diye verebilirim. Diğerlerinden daha yüksek bir seviyeye sahipsinizdir manasına gelir. Tamam. Ama genel olarak aldığımdan burada bazılarınızı belirsiz aldım. Diğerlerini zaten belirsiz aldım. Direkt otros olarak kullanabiliyorum. Poreso tıpkı bu bahsettiğim bağlaç edatlar ekibine giren bir kelime. Her tarafta kullanabileceğiniz bir kelime. Biz yukarıda poru gördük. Por
sebebiyle demekti. Eso da aslında şu manasına gelse de biz pek şu demeyiz. Bizdeki o manasında kullanılıyor. Yani o yüzden manasına geliyor. Por eso o yüzden. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi bir cümle kurun. Por eso'yu her tarafa koyabilirsiniz. Önemli. Geldim. Ben şu yukarıda ağlı kullanımları ya da idolu kullanımları görmüştüm. Değil mi? Buraya bir tane ağ koymuşum. Şuraya da bir tane ido koymuşum. Şimdi tekrardan yukarı çıktım. Oraya ido koyduysam tersten düşünelim. İdo'yu nerelere koyabilirim dedim. İdo'yu er ya da irle bitenlere koyabilirim dedim. Aşağı indim o zaman tekrar. Şimdi bu ido'yu atarsam bana zaten bir tane S harfi kalmış oluyor. Yanına er koyabilirim. Ser olabilir. Mesela yukarıda incelediğimiz ve bildiğimiz bir eylem. Ya da ido'yu atıp ir koyabilirim. Sir olabilir. Biliyor muyuz? Bir düşündük. Sanki böyle bir eylem yok. O zaman ser olmak manasına geliyordu. Bugün olmak diye kullanmıştık çünkü hatırlayın. Bunu geçmişe almış. Asido diye bir kullanım yapmış. A'yı da ne yaptık? Yine yukarı gittim hemen şuradan kime göre çekmiş? Ben, sen, o kullanımında çekmiş. Yani o oldu diye bir kullanıma getirmiş. O oldu ne demek? Baktık. O oldu ne oldu? Difícil oldu. Difícil, zor demek. Yani diyor ki o yüzden zor oldu diyor. Ne zor olmuş inceleyelim. Preparar demiş. Preparara baktım sonu ar'la bitiyor. Ar'la bittiğine göre Türkçe'de makmekle biten bir şeye denk gelebilir. Bir kere bir eylem olduğunu çözdük. Yani bir şey yapmak zor olmuş. Baktık preparar'ı öğrendik. Hazırlamak manasına geliyor. O zaman hazırlamak zor oldu. Neyi hazırlamak zor oldu? İlla bir şeyden bahsedecek çünkü. Yukarıda este'yi öğrendik. Hatırlıyor musunuz? Este directo demiştim. Bu canlı yayına neden geldiniz diye sorarken bu canlı yayını este ile kullanmıştık. Burada da este texto demiş. Bu texto'yu yani bu metni hazırlamak zor oldu. Yukarıda sorduk. Ne seviyeye sahipsiniz? İspanyolca seviyeniz ne dedik? Sonra da dedim ki kesin. Bazılarınızın seviyesi diğerlerinin seviyesinden daha yüksektir. O yüzden bu metni hazırlamak zor oldu. Tamam. Diğer serilerimiz de bu şekilde gitmiyor bu arada. Seriler A1 ile başlıyor, A1 ile devam ediyor. Seviye seviye artarak ilerletiyoruz. O yüzden oralarda böyle tendireisler, mendireisler olmayacak yani merak etmeyin. Burası sadece üst seviyeden gelebilecek öğrenciler sıkılmasınlar. Onlar da bir şeyler öğrensinler diye verdiğim bir metindi. O zaman sorularımıza tekrardan gittik. Gidemedik. Hop şuradan bir gidelim bakalım. İndik aşağıya. En la clase de Espanyola doğru demiştik bu arada onu. Yeşilliyorum tekrardan. Sonra dedik ki Kenibel de Espanyol tienen diye bir kullanım yapmışız bu sefer. Los alumnos demişiz. K'nin zaten ne olduğunu gördük. Nivel, seviye dedik. Ne seviye? Hangi seviye? Neyin seviyesi? İspanyolcanın seviyesi. İnceledik az önce. O zaman hangi İspanyolca seviyesi ne? Sahipler oldu değil mi? Bu sefer tienen diye kullandım çünkü. Teneis siz sahipsiniz. Tienen onlar sahipler. Kimler sahiplermiş bakalım. Alumno öğrenci demek. Alumnos öğrenciler. Los alumnos da siz belirli öğrenciler olduğunuz için, buradaki öğrenciler olduğunuz için. Artık şu la klasede belirli olduğu zaman la kullanıyorduk ya. Çünkü klase dişil bir kelimeydi. La da belirli bir artikeldi. İşte burada da alumno eril bir kelime. Alumnos aynı zamanda çoğul bir kelime. O yüzden los alumnos şeklinde kullandık. Buradaki artikelleri seri boyunca zaten o kadar fazla göreceğiz ki bir süre sonra oturmuş olur. Yani hiç çalışmanız yoksa bile şu anda başlangıç seviyesi bir öğrenci şunun ne demek olduğunu bileceği için ekstra tablolara girip açıklamadım ama hiç bilmiyorsanız bile o kadar çok kullanacağız ki bu seri içerisinde zaten oturur. Nivel A1 demişim. Nivel seviye demek. A1 A1 seviyesi. Todos demişim. Todos herkes demek ya da hepsi demek ya da her şey demek. Duruma göre anlaşılıyor. Buradakini hepsi değil mi? Hani bütün öğrenciler olarak almışım. Tienen yine onlar sahipler. O zaman hepsi sahip. El mismo nivel. Mismo da aynı demek. El mismo nivel. Aynı seviye belirli bir seviye olduğu için yine başına gidip o işte eller, la'lar ya da şuradaki loslardan gelen o artikellerden belirli artikeli koydum. Hepsinin seviyesi aynı.
Ya da demişiz ki todos, hepsi, herkes, tienen, sahipler, diferentes, farklı, niveles, seviyeler. Şimdi burada mesela yukarıda tek bir seviye olduğu için herkes aynı seviyeye sahipse orada tek bir seviye vardır. O yüzden el mismo nivel diye bir tane kullandık. Ama aşağıda farklı seviyeye sahipseniz bir sürü seviye var demektir. Bunu artık çoğul kullanmam gerekir. O yüzden burada diferente'yi de çoğul yaptık. Nivel kelimesini de çoğul yaptık. Ve farklı seviyeler şeklinde kullandık. Şimdi metni hatırlayın. Hangi seviye İspanyolca sahipsiniz dedik. Sonra da dedim ki eminim bazılarınızın seviyesi diğerlerinizden daha yüksektir dedim. Demek ki R1 seviyesinde değilsiniz hepiniz. Ya da hepinizin aynı seviyesi yok. Hepinizin farklı seviyeleri var dedik. O zaman C'yi de doğru yapmışsınız. Geçtim. Yine o paragrafın içerisinden diyorum ki he tenido. Bakın yine aynı kullanım var. E kullanımı var. Bir de idolu bir kullanım var. Şimdi bu ido'yu attım. Ne getirebilirim ido'nun yerine? Er getirebilirim. Mesela tener olabilir. Az önce gördük sahip olmak. Ya da ir getirebilirim. Tenir. Bilmediğim bir alana girdik. Geçtik. Tamam. E tenido. E'yi de ben olarak vermiştik. Demek ki ben sahip olmaktı burası. Geçmişe aldım. Ben sahip oldum. Değil mi? Ben sahip oldum. Neye sahip oldum? Dificultada sahip oldum. Az önce difisili zor olarak gördük. Dificultad da zorluk demek. Zaten köken olarak birbirine benzeyen kelimeler bunlar. Aynı yerden geliyorlar çünkü. O zaman zorluğa sahip oldum. Yani bir zorluk yaşadım. Dikkat ettiyseniz tam Türkçe'de kullandığımız zorlandım kullanımı değil. Zorlanmak bir eylem. Alsaydım onu direkt çekseydim bambaşka bir yerlere gitmem gerekirdi. Ama İspanyolca'da farklı kullanılmış. Zorlandım demiyor. Zorluğa sahip oldum diyor. Tamam. Nerede zorlanmışım? Nerede dediğime göre bir en kullandık. Tıpkı yukarıda açıkladığımız gibi. Nerede zorlanmışım bakalım. Mesela yine o yazıda preparar'ı görmüştük. Bu da ona benzeyen bir kelime gördüğünüz gibi. Preparar, preparación. Preparar hazırlamak demekti. Preparación da hazırlık demek. O zaman la preparación diye bir kullanım yaparsam eğer bu da belirli bir hazırlık olduğu için demek ki hazırlıkta zorlandım. Yine bir D ile bağlamış. Demek ki bir şeyin bir şey değil mi? Bir şeyin hazırlığı bu. Neyin hazırlığı? Este texto. Texto metindi. Este de buydu. O zaman bu metnin hazırlığında zorlandım. Soru cümlelerini aldım. Zorlandım mı oldu? Si diye cevap vermişsiniz. Gayet de güzel olmuş. Son bir tane cümlemiz kaldı. O da artık B2 bölümüne gidiyoruz. Onu da veriyorum. Bitiriyoruz. Diyorum şuraya. Espero que os haya gustado diye bir kullanım. Espero, esperar eyleminden geliyor. Beklemek manasına gelen. Espero ben bekliyorum demek. Umuyorum olarak da kullanılıyor. Bu ki'nin kullanımı gördüğünüz gibi yukarısında bir tilde yok. Hani umuyorum deyip de bir karşılaştırmaya girebilecek bir şeyim de yok. Hani senden fazla öbüründen az desem. Olacak bir iş değil burada. Demek ki bu ki burada ki manasına geliyor. Yani bekliyorum ki, umuyorum ki, umarım ki yani bizdeki. Tamam? Umarım ki. Neyi umuyorum bakalım. Burada bir gustar eylemi var. Bakın zaten şurada ado kullanılmış. Arı attım. Arlı olunca da adolu getirebilmek için de ar getiriyorduk. Gustar zaten başlı başına sıkıntılı bir eylem. Ekstra bir anlatımına girmiyorum ama YouTube kanalımda yine gustar'ı açıkladığım bir video var. Gustar, hoşa gitmek demek. Tamam. Oslu bir kullanım yapmışız. Bu os size manasına geliyor. Bunu mesela bol bol göreceğiz serilerde. Bu güzel oldu. Os size manasına geliyor. O zaman umarım size hoş geldi ya da umarım size hoş gelmiştir. Yani bizim Türkçedeki umarım hoşunuza gitmiştir cümlesini verdiğimiz bir anlamını vermek istediğimiz bir cümle demek ki bu. Neden böyle haya gustado diye kullanıldığını sorarsanız eğer zaten bu yüksek bir seviye. Haya gustado bölümü
şu espero ki'den kaynaklanıyor. Umarım ki diye bir kullanım yaptığınız zaman, bir şey umduğunuzdan, bir şey dilediğinizden artık bu subjuntivo, yani dilek kipinin içerisine girmiş oluyorsunuz. Ve bu umarımdan sonra gelen bölümünde dilek kipinde çekimlenmesi gerekiyor. Yani mesela şurası os agustado diye bir kullanım olsaydı, aslında yukarıda gördüğümüz agustado'ya benzeyen bir kullanım. Yani yukarıda da gördük ya, şöyle oldu, böyle oldu kullanımları. Geçmiş zaman kullanımları yani. O zaman agustado hoş geldi olurdu. Çünkü gustar hoşa gelmek demekti. Hoşa gelmek. Bunu geçmişe alırsam ve başına bir tane a koyarsam o hoşa geldi diye bir kullanım olur. Kimin hoşuna geldi? Sizin, değil mi? Size hoş geldi diye bir kullanım olurdu bu. Size hoş geldi. Yani sizin hoşunuza gitti şeklinde bir kullanım olur. Ama ben umarım size hoş geldi diye bir kullanım yapamam. Çünkü zaten sizin hoşunuza gitti. Bu size hoş geldi diyorsam ondan eminimdir ki onu söyleyebileyim. Bunu da benim subjuntivo'ya gitmem lazım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyle umuyorum ki hoşunuza gele gibi bir kullanım yapıyor yani artık. O sebeple şu agustado, ay agustado diye başka bir çekim var. Ona yönelik çekimleniyor. Os yine aynı şekilde kalıyor. Çünkü os size manasına geliyor. Ay. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir gerçekten. Ya da umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ya da hali hazırda bildiğiniz şeylere, evet, bunun neden böyle olduğunu şimdi biraz daha iyi anladım diyebildiğiniz cümleler olmuştur. Bunu hazırlamak gerçekten zor oldu benim için. Her birinizin seviyesine bir şeyler uydurayım. İşte başlangıç aşamasında üst seviyeler sıkılmasın. Son seviyelere gidince başlangıçlar, ay ben zaten anlamıyorum deyip sıkılmasın diye birazcık zorlandım. Yayına girdiğiniz amacı sağlayabildiniz mi o halde? Çoğunuz bir şeyler öğrenmek için gelmişsiniz çünkü. Tolga, başı kaçırmış olsan da bu yayın kaydedilecek. Şimdi ben bunu kapattıktan sonra zaten otomatik olarak yayın kaydedilmiş bir şekilde düşecek. Tekrar girip bütün hepsinin detaylarını inceleyebilirsin. Ya da direkt profile gidip de işte oradan neler var neler yok diye o yayının kendi içerisinden de inceleyebilirsiniz. Bu analiz yöntemi YouTube üzerinden de çok sevilmişti zaten. O yüzden YouTube linklerini bırakmamın sebebi o. Başkaları ne demiş, neler öğrenebilmişler, işlerine yaramış mı, bunları görebilin diye koyduğum linkler. Oralara da bakabilirsiniz. Burası seviye olarak karışık gitti. Söylediğim gibi yani seviye olarak A1'den aldık, B2'lere kadar götürdük falan. Yani normal serilerimiz bu şekilde gitmeyecek. Başlangıç seviyesinden ilerleyecek ve belirli bir düzen içerisinde ilerleyecek. Zaten YouTube'da da sahip olmadığımız şey buydu. Yani YouTube'da da veremediğimiz şey belirli bir seviye üzerinden gitmesiydi. Onu burada sağlayacağız. Beğenmenize çok sevindim. Benim için de keyifli oldu. Böyle devam edeceğiz yani serilere katılmak isterseniz. Haftaya bir boşluk vereceğiz. Çünkü başlangıç seviyesi kursumuz daha yeni bitmiş bulunuyor. Haftaya bir tatil, dinlenme güzelce. Ayın 23'ünde, Ağustos'un 23'ünde tekrar başlıyoruz. Önceki de dersleri tekrar olarak dinlemek istiyorum ama şu an aktif bir üyelik yapamadım sitede. Düzelecek mi? Aylık üyelik yapman gerekiyor Gül. Yani benim profilime girdiğin zaman orada böyle profilimde direkt aşağıda mavi bir şekilde abone ol bölümü var. Abone ola bastığın zaman sana 3 tane seçenek sunuyor. İstersen aylık abone olabilirsin, istersen yıllık abone olabilirsin ya da süper fan diye bir kullanımı var. İstersen o şekilde de abone olabilirsin. Oralardan yapabiliyor olman lazım. Yani önceki derslerin şu anda zaten canlı yayınları bittiği için ona katılamıyor olabilirsin. Yayınlara aktif katılamıyor olabilirsin. Onu ben tekrar bir kontrol edeyim ama şu anda aktif abonelik başlattığınız zaman o yayınları da hala platformda oldukları için görebileceğinizi biliyorum.
ders üzerinden değil artık çünkü bitti ve onun tekrarı olmayacak. Sadece kayıtlar olarak kalacak. Çünkü Superpeer buradaki platformu biraz daha genişletelim istiyorum. Sürekli başlangıç seviyesi kursu açarsak o zaman ileri seviyelere hiç geçememiş oluruz. Bir tık daha ileri seviyeler gelecek. O zamana kadar da işte bu sadece dinleyerek İspanyolca serisi devam edecek ki bence bu sadece dinleyerek İspanyolca serisi herhangi bir dil yani dil bilgisi olarak ilerlediğin kurslardan genel anlamda çok daha iyi. Çünkü hepsinin tek tek detayına indiğimiz bir kullanım oluyor. Tabii ki de belirli bir seviye İspanyolca bilmek lazım. İspanya'dayım evet Murat. Madrid'deyim şu an. O halde çok teşekkür ederim Öykü. Ya çok teşekkür ederim ve beğenmenize çok sevindim. Yardımcı olmasına da sevindim. Dediğim gibi seviyeler karışıktı çünkü belki bir karmaşa yaşayabiliriz diye düşünmüştüm. Dilara mesela "Me ha gustado" şeklinde bir kullanım yapmış. Başlangıç seviyesi kursundan öğrencim ve biz bu "Me ha gustado" kullanımını görmedik, kursumuzda görmedik. Eğer burada öğrenip de bu şekilde kullanabildiysen müthiş Dilara. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umarım bir sonraki yayınlarımızda görüşürüz. Hoşça kalın. Buenas noches.